Selam arkadaşlar, yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Rocket League'e yeni gelecek sezon 3 hakkında birkaç konu konuşacağız. İşte arabalar duyuruldu, yeni stadyum falan bir sürü şey duyuruldu. Onun trailer'ı yayınlandı. Trailer'ı sizlerle beraber izleyeceğiz. İşte bu konu hakkında konuşacağız. Yani oyunun yeni sezonu hakkında sohbet muhabbet edeceğiz şimdi sizlere. Eğer bu tarz videoların devamını istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalda hala abone değilseniz 200 saniyesi ayırıp kanala abone olmayı unutmayın. Bu gerçekten kanalın gelişimine katkı sağlayacaktır. Ayrıca çekişimiz de var. Çekişte de Intridium karaborsa itemini veriyorum. Ona da mutlaka katılmayı unutmayın. Son gün 1 Nisan. Şimdi lafı çok uzattık. Bakın burada haberler var sağda. Buraya bakıyoruz. 7 Nisan'da sezon 3'e başlıyor. İşte burayı siz okursunuz. Ben sizi buraya okuyarak sıkmayacağım. Ama bu resim önemli. Şimdi burada gördüğünüz gibi bir adet Formula 1, bir adet Mustang, bir adet de Tesla logosuna çok benzeyen bir tane araba var. Daha doğrusu logo Tesla'ya çok benziyor. Arabada bir tık Tesla'ya benziyor diyebilirim. Şimdi bu ne anlama geliyor? Bu demek oluyor ki Rocket League yeni trailer'ı yayınladı sezon 3 ile alakalı ve bir tane sezon geliyor. Hatta o trailer'ı da beraber izleyelim. 1,5 dakika izleyelim beraber. Ondan sonra gelelim buraya, onun üstüne konuşalım. Şimdi trailer'ı izledik beraber arkadaşlar. Yaklaşık 1 dakikalık bir trailer. Son 20 saniyesinde işte düz bir resim geçiyor. Ama bizim için ilk 40 saniyesi önemli. Şimdi trailer'da ne vardı? Bir tane NASCAR yarış sahasında, NASCAR yarış sahasında ne bilmeyenler için şöyle söyleyeyim. Bir tane böyle stadyum düşün, tamam mı? Kocaman bir stadyum, elips şeklinde. O stadyumun yanlarında yarış pisti var ve seyirciler de o stadyumdaki yarışı izliyor. Yani dümdüz bir tur atıyorlar, böyle dümdüz zemin işte. Sürekli tur atıyorlar ve stadyumda yarış yapıyorlar. Bu NASCAR yarışıdır. Şimdi iki tane NASCAR arabası var. Daha doğrusu iki tane, bir tanesi Formula 1, bir tanesi Ford Mustang ama NASCAR versiyonu. Bunlar yarışırken görüyoruz. Yani bu ne demek oluyor? Sezon 3 yarışla alakalı olacak. Zaten güncelleme notlarına da bakacağız. Orada göreceğiz. Peki diyeceksiniz ki abi sezon 3 yarışla alakalı oluyor. Ne demek? Zaten bu oyun bir futbol oyunu değil mi? Hani yarış olsa ne olur? Şöyle diyeyim, oyunun teması yarış olacak. Yani biraz daha açayım sizler için. İşte Rocket Pass'e verilecek eşyalar yarış ile alakalı olacak, ne bileyim gol patlamasından işte böyle yarış bayrağı çıkacak atıyorum, onun gibi şeyler düşün. Ya da stadyumda işte bu trailer'da gördüğümüz NASCAR stadyumu olacak, işte boost, ne bileyim yarışla alakalı bir boost olacak gibi gibi bir sürü detay var. Şimdi arabaları biraz deneyeyim. Gördüğünüz gibi 3 tane arabamız var. Bir tanesi trailer'da yok, onu sonradan değineceğim. Şimdi bir tanesi Formula 1 arabası. Şimdi diyeceksiniz ki arkadaşlar şöyle bir şey diyenler de olabilir. Abi zaten oyunda Formula 1 arabası var. Hani Animus GP diye bir araba var biliyorsunuz ki, niye bir tane daha lisanslı Formula 1 arabası getiriyorlar? Şimdi bu araba tamamen özenle yapılmış bir araba. Özenle yapılmış demiyorum, çok saçma bir cümle olur da. Ya tam NASCAR'a uyarlanmış, lastikleri farklı, harbiden böyle lisanslı Formula 1 arabası gibi. Zaten lisanslı olduklarını da partner olduklarından anlayabilirsiniz. Partner ne demek? Yani işbirliği yapmışlar demek. Öyle söyleyeyim. Formula 1 artı Ford Rocket League'de işbirliği yapmış. Öyle söyleyeyim ve arabaların NASCAR versiyonlarını getirmiş. Zaten Mustang arabasında görüyorsunuz. Normal Mustang değil yani. Sağında sonunda bir sürü çıkartma var. Öyle söyleyeyim. Bu da ne demek oluyor? Arabanın NASCAR'a uygun olduğunu gösteriyor. Yani görüyorsunuz kapısında falan sticker'ı var. Ya bu da demek ki
Böyle NASCAR temalı iki tane araç bizleri bekliyor. Şimdi bu da tamam. Ha bir de şunu bana söyleyeyim. Dikkat ettiyseniz arkadaşlar Ford Mustang'in lastiklerini ben fotoğrafını koyarım. Böyle tam bir NASCAR yarış arabası lastiği. Ya yani bu da demek oluyor ki Mustang bir set halinde gelecek. Zaten bunu duyurmuşlardı. Büyük ihtimalle lastiği bu olur abi. Yani siz başka lastik de takabilirsiniz ama adamların Mustang'de verdiği lastik bu olur. Aynı şekilde Formula 1 arabasında da kendinden lastik vardı. Yani böyle baştan salma bir lastik yok. Onun da lastikleri yine paketle beraber gelecek. Şimdi paket ne diyeceksiniz onu da anlatacağım sonradan. Ama şu trailer'ı biraz da inceleyelim. Bu arada şunu da söyleyeyim. Ya bence bu DLC mi olur artık ne gelirse. Item Shop'a mı gelir artık onu tam bilmiyorum. Ya kesinlikle bunu alın. Ya Skyline'ı biliyorsunuz arkadaşlar çok büyük etki yarattı. Çok kişi almamıştı. Sonradan çok fazla değerlendi. Ya bu da öyle bir şey olacak gibi duruyor. Hatta daha da fazla etki yaratabilir. Çünkü çok baba iki araç geliyor. Bunu da söyleyeyim. Ya trailer'la ilgili benim düşüncelerim buydu. Toparlayayım tekrardan söylediklerim. Ne dedik? Yarı sezon olacak dedik. Bir tane kesin NASCAR stadyumu ben gelir diyorum. Onun dışında da dediğim gibi bu araçlar böyle paket halinde satılacak lastiklerinden falan anladığımız şekilde. Ve Formula 1'i sakın Animus'la karıştırmayın. Animus ayrı bir şey, Formula 1 ayrı bir şey. Ve bu DLC bence Skyline DLC'sinden de daha fazla etki yaratacak diyorum. Şimdi güncelleme notlarına bakalım. Şimdi geldik güncelleme notlarına. Burayı böyle çok hızlı geçmeyeceğim ama yavaş da geçmeyeceğim. Böyle sizi sıkmadan okumaya çalışacağım arkadaşlar. Bu siteyi de bu arada Türkçe çevirdim. İki tane güncelleme notumuz var. Şimdi birinciyle başlayalım. Diyor ki motorlarınızı çalıştırın. Tamam yani işte yarış sezonu olduğunu şeyini vermeye çalışıyor. Rocket League sezon 3'ün gücü durduruldu. Dolduruldu. Ve 7 Nisan'da oynamaya hazır. Bu da tam işte yeni Rocket 5'ten falan bahsediyor. Bunları şimdilik geçiyorum. Şimdiye kadarki en yüksek oktanlı sezona hazır olun. Yani oktan ne terimi? Yarış terimi arkadaşlar. Buradan da yarış sezonu olduğunu anlıyoruz. Bakın burada gördünüz mü? Bir dakika. Dedim değil mi? Bir tane yarış bayrağı var diye söyledim. Ya bununla alakalı bir sürü şey daha gelir abi. Bak dikkat et. Konili boost var. Yine yarışla alakalı. Bak yarış bayraklı boost var. İşte fena değil abi. Şu anlık güzel gidiyoruz. Bak kask şey var. Başlığı var. Ne bileyim. Bayağı bir yarışla ilgili bir şey var abi. Doyacağız yani bu sezonda yarışa. Ondan sonra buraya da geçiyorum. 70'ten fazla. Örneğin kilidini de açtıyor. Eski şeyler bunlar. Şimdi geldik NASCAR ve F1. Şimdi NASCAR dedim zaten Ford Mustang'in NASCAR şeyi. Bakın F1'i burada görüyoruz. Zaten görüyorsunuz siz. NASCAR'ı burada görüyoruz. Bakın lastiklerine dikkat edin. Goodyear lastikler. Burada da Pirelli lastikler var. Yani bayağı güzel orijinal lisanslı getiriyorlar arabaları. Onun dışında şuradaki arabayı dediğim gibi bazınız Tesla diyebilir. Bu Tesla değil abi. Onu söyleyeyim baştan. Bence bu Rocket Base 3'ün arabası olacak. Benim görüşüm bu yönde. Çünkü bu arabayla alakalı hiçbir şey söylemediler abi. Şimdi geldik şuraya okuyalım. Sezon 3 hız konusunda takıntılı olan iki parçadan oluşuyor. NASCAR ve F1 içeriği Mayıs ayında geliyor. Ya bu ne demek oluyor? Sezon 3 Nisan ayında çıkacak. Ondan sonra arabalar Mayıs ayında. Yani sezon başladıktan bir ay sonra çıkacak. Şimdi burada rekabetçi ödüller bunlara geçiyorum. Eski şeyler, zorluklar, turnuvalar. Yeni turnuva şeyleri eklenmiş. Zaten bunu biliyorduk. Ve gördüğünüz gibi Rocket Base 3 arabası benim tahminimce böyle olacak. Şimdi NASCAR ve Formula 1 arabaları hakkında biraz daha bilgi almak için de buraya atıyorum. Şimdi bakın burada otomobil yarışından bahsediyoruz. Zaten bunu şey yapmıştık. Ya yani otomobil yarışına dikkat çeken bir sezon olacak. İşte kutlama falan onlar da hikaye zaten. Şimdi burada iki efsane getirmemiz gerekiyordu. The NASCAR ve F1 çok güzel. Şimdi bunlar bakın şöyle bir şey var. Pistin bu iki devi de kendi paketleri. Yani ne demek? Bu bir bundle olarak gelecek. Bundle ne demek? Anlamayan arkadaşlarınız olabilir. Onu da hatta çok kısa göstereyim şöyle. Şimdi geldim buraya bakın. Buradan öğe mağazası diyorum. Ondan sonra buradan bundles diyorum. Yani paketler diye geçiyor arkadaşlar. Bakın şöyle paketler işte. Mesela burada ne varmış? Ucuz paket 500 kredi. Burada ne varmış? 1000 kredi. Ya bu paketlerin içinde mesela şu olur. Mesela 3000 kredi. İşte burada Mustang olur. Burada lastiği olur. Burada boost olur. Gibi gibi düşünün. Bunun fiyatı da tahminimce 2000 kredi falan olur. Çünkü kara borsa falan yok. Böyle paketler düşünün. Tamam. Bu şekilde paketler gelecek oyuna. Hem Mustang için hem Formula 1 için. Şimdi burada önemli bir nokta daha var. Bakın burada diyor ki yeniden tasarlanan DF stadyumunda. Yani bir tane stadyum var DF diye. Rocket League'de. Ben bunu tam hatırlamıyorum bu arada. Resmini koyarım.
Bunu adamlar yeniden tasarlamış. Yani olan stadyumu yarış görünümü vermişler. Öyle söyleyeyim. Yani yepyeni bir stadyum gelmiyor. Sadece olan bir stadyumu yarış pistine çevirmişler. Öyle düşünün. Yarış pisti görünümünde bir stadyum geliyor. Ya bunu nereden anlayabiliriz? Biliyorsunuz bir tane tapınak stadyumu vardı. Onu işte Çin yılbaşına özel şey yaptılar. Yenilikli getirdiler. Onun gibi düşünebilirsiniz abi. Burada işte devam ediyor. Klasik arena bir pistle donatıldı falan diyor. Pazar günü yapılan bir şampiyonada burada işte biraz laf salatası falan yapmış. Buraya geçiyorum. Sezon için başında mevcut olacak falan diyor. Özel maç serbest oyun için. Ha rekabetçi ha rekabetçi de var. Tam burada gördük. Onun dışında işte sezon 3'e geri sayım başladı falan diyor. Ve burada olayımız bitiyor. Ben beğendim bu arada sezon 3'ü. Ya sezon 1 fena değildi. Okeydi yine. Ama sezon 2 ben gerçekten beğenmedim. Genel stadyum kötüydü yani. Şu hatta animenin gördüğün stadyum iyi değildi. Ama sezon 3'e harbiden adamlar böyle kasmış, özen göstermiş gibi gözüküyor. Son olarak şuradan öğe mağazasından da bir bakalım neler gelmiş. Video öyle bitireyim. Şöyle düello yapan ejder gelmiş. Güzel siyah. Onun dışında burada bir şey diyeyim, bu teker bana gidebilir ha, güzel fena değil ama almayacağım ya şimdilik. Böyle güzel eşyalar da var. Eşya mağazasından da bir şey alırken şuradan içerik seni destekle deyip ID Gal kodunu kullanıp beni desteklerseniz çok sevinirim. Onun dışında bu videoda beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Böyle roketi yenilikleriyle alakasız videoları çok seviyorsunuz. Ben de fazla çekmeye çalışıyorum. Eğer dediğim gibi bu tarz videonun da devamını istiyorsanız aşağıdan kanalda abone olmayı unutmayın. Hala abone değilsiniz. O zaman şimdilik benden bu kadar olsun. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.